Sevgili ikinci sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Arkadaşlar, kaldığımız yerden Türkçe kitabımızın 139. sayfasından bu videomuzda devam edeceğiz. Öncelikle sorularımızı yanıtlayacağız, metnimizi okuyacağız ve etkinliklerle videoyu tamamlayacağız. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Bilgisayarla neler yapılır? Düşündüğümüz zaman bilgisayarla neler yapabiliyoruz günümüzde? Öğretmen bilgisayar üzerinden çeşitli evraklar hazırlayabiliyoruz, yazı yazıyoruz, şekiller yapıyoruz, bunların çıktılarını alıyoruz ya da sunumlar hazırlıyoruz, ee, eğlenceli etkinliklerle e, bilgisayar üzerinden onları takip edebiliyoruz ya da film izliyoruz, müzik dinliyoruz birçok şeyi artık bilgisayar üzerinden yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Bunları söyleyebiliriz. Şimdi metnimizi okuyalım. Naz'ın bilgisayar sevdası. Günlerden pazardı. Naz, annesi ve babası o gün balkonda kahvaltı ettiler. Kahvaltı sonrası gazete keyfi başladı. Oğuz Bey'in Oğuz Bey bir ara Naz'ın balkonda olmadığını fark etti. Naz nereye kayboldu? Parka mı gitti? Meltem Hanım başını olumsuz anlamda salladı. Keşke gitse bilgisayarın başında. Bırak canım Çocuk teknolojinin nimetlerinden yararlansın. Meltem Hanım kocasına hoşnutsuzlukla baktı. Sana göre abartıyorum yine. Oğuz Bey ayağa kalktı. Madem kızımız sanal alemi bu kadar çok seviyor, ben de kulaklarını sanal olarak çekeyim. Babası odasına girdiğinde en arkadaşıyla bilgisayarda konuşurken buldu. Kiminle konuşuyorsun? Yan komşumuzun kızı Olcayla. Olcayla birlikte parka inseniz orada konuştuğunuz daha iyi olmaz mı? Salıncağa da binersiniz, kaydıraktan kayarsınız. Naz, sen bizi anlamazsın diyen gözlerle babasına baktı. Bilgisayarımda da oyun var, hem internette de var. Oğuz Bey, Meltem Hanım'a hak verdi. Bu teknolojinin nimetlerinden yararlanmak değildi. Kızının başını okşadı. Solmaz'ı anımsıyor musun? Naz anımsıyordu. Üst kat, üst kat komşularının kızıydı. Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında uzun zaman yatağa bağlı kalmıştı. Onun da bilgisayarı vardı. Baba pek çok insanın bilgisayarı var artık. Oğuz Bey'in derdi başkaydı. Bir gün onu ziyarete gitmiştik. Sen Solmaz'ın ağladığını söylemiştin. Evet ağladığı için çok üzülmüştüm. Bana arkadaşlarını özlediğini söylemişti. Arkadaşlarıyla bilgisayarda konuşmuyor muydu? Öyle değil. Onun Odası yandaki çocuk parkına bakıyordu. O da parkta oynayamadığı için üzülmüştü. Bilgisayarında oyun yok muydu? Naz şaşırdı. Vardır. O yatmaktan sıkılmıştı. Eve hapsolmuştu. olmuştu. İnsan bilgisayarı varken eve hapsoldum oldum diye üzülür mü? Sen de hapsolmuşsun. olmuşsun. Üzülüyor musun? Ben hapsolmadım. olmadım. İstersen dışarı çıkarım. Oğuz Bey kızının odasından çıkmaya yöneldi. Ben gideyim. Nani'yi yürüyüşe çıkaracağım. Belki annen de bize katılır. Sahile yeni bir dondurmacı açılmış. Görmüş müydün? Naz babasının arkasından baka kaldı. Babasının bu sabah neyi vardı? Nani'yi sevmediğinden değil elbette severdi. Babası eve bir köpek yavrusuyla geldiğinde en çok o sevinmişti. Ona Nani kadını veren de Naz'dı. Dondurma alacaklardı. Onu çağırmıyorlardı. Nasıl olurdu? Hemen babasının arkasından fırladı. Ben niye gelmiyorum? Sen bilgisayarınla dondurma yeme oyunu oynarsın. Duydukları Naz'ın kafasını karıştırmıştı. Babasının sözünü kesti. Ben de sizinle geleceğim. Hep birlikte dışarı çıktılar. Bilgisayarın Naz'ın yokluğunu fark etmedi bile. Fişi çekilince yok olan dünyasının karanlığına gömüldü. Evet arkadaşlar metnimizi okuduk. Şimdi etkinliğimizde devam edelim. Birinci etkinlikte bize okuduğunuz hikayede ne anlatıyor konusunu yazınız demiş. Aslında çocukların ee, sosyal yaşantısını bilgisayarın etkilemesinden bahsediyor değil mi? Dış dünya ile ilişkilerini kopardığından bahsetmektedir. Bilgisayarın gereğinden fazla kullanıldığında çocukların dış dünya ile bağlantısını kestiğinden sosyalleşmelerini engellediğinden bahsetmiştir. Evet, şimdi ikinci kısma geçeceğiz arkadaşlar. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızın yaptığı etkinliklerle karşılaştırın demiş. O kısım size kalmış. Noktalı yerlere yandaki uygun kelimelerle tamamlayacağız. Nokta, nokta bir işe önceden verilmiş bir programa göre yapan elektronik araç elektronik beyin demiş. Bu bilgisayardır değil mi arkadaşlar? Bilgisayar yazıyoruz birinci boşluğumuza. İkincisi nokta nokta uluslararası bilgi iletişim ağı yani internettir bu sorumuzun yanı da, yanıtı da. Evet sorularımızı bu şekilde yanıtladık. İnternet ve bilgisayar kelimeleriyle cümle kurup yazınız demiş. bana yeni bir bilgisayar alacağız. İnternetten araştırma yaparak bu bilgilere sahip oldum. Hem interneti hem bilgisayarı cümlelerimizde kullandık. Üçüncü etkinliğimize geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Kitle iletişim araçlarıyla adlarını eşleştireceğiz burada. Hemen ilk görselimizde bilgisayar görüyoruz. Eşleştirelim. İkincisi dergiydi. Zaten kendisi eşleştirmiş. Üçüncü kısma bakıyoruz arkadaşlar. Öğretmenin burada bir telefon görüyorum. Telefonla eşleştirdim. Dördüncüsünde gazete görüyorum. Gazeteyle eşleştiriyorum. Burada bir televizyon görüyorum. Eşleştirmemi yaptım ve radyo görüyorum. Eşleştirmemi yaptım arkadaşlar. Sorumuzu bu şekilde yanıtladık. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlansın." diyen baba ne söylemek istiyor? Arkadaşlarınıza konuşarak açıklayınız demiş. Arkadaşlar burada aslında bilgisayarın ya da teknolojik aletlerin bizlere çeşitli faydaları vardır, değil mi? Teknolojinin verdiği nimetler aslında bunlardır. Bir bilgiye kolayca ulaşabiliriz, film izleyebiliriz, müzik dinleyebiliriz araştırmalarımızı yapabiliriz, görüntülü konuşabiliriz. Bu yüzden faydalı kısımlardan bahsetmiştir diyeceğiz. Dördüncü etkinlikle devam ediyorum. Soruları okuduğunuz metne göre ya da hikayeye göre cevaplayacaksınız. Birinci soruda Naz odasında ne yapıyormuş dedi. Bilgisayarından yan komşusu ile görüşüyormuş ya da yan komşusu olan arkadaşı ile görüşüyormuş. Bilgisayardan yan komşusu olan arkadaşıyla görüşüyormuş. İkinci soruma geldim. Naz bilgisayarla uğraşmaktan niçin hoşlanıyormuş? İşte oyunlar oynayabiliyor, arkadaşlarıyla görüşebiliyor, her şey yapabiliyor değil mi? Çünkü bilgisayardan Her şey yapabiliyormuş. Bir sonraki soruma geldim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzu yanıtlayacağız. Kaza geçiren Solmaz neyi özlemiş demiş burada bize? Parkta oyun oynamayı, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı özlemiş, değil mi? Parkta arkadaşlarıyla oyun oynamayı özlemiş dedim. Eve hapsolmak sözüyle ne anlatılmak istenmiş? Baktığımız zaman arkadaşlar burada eve hapsolmak demek evden dışarı çıkmamak demek olarak kullanılmış. Evden dışarı çıkmamak anlamında kullanılmıştır. Naz ailesiyle dışarıya çıkınca bilgisayara ne olmuş? Fişi çekilince sessizce kalmış, değil mi arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Karanlığa gömülmüş. Yazalım. Fişi çekilince karanlığa gömülmüş. Beşinci etkinlikte okuduğunuz metne başka hangi başlık verilebilir? İki örnekle ifade ediniz demiş arkadaşlar. Naz'ın bilgisayar sevdası yerine ne diyebiliriz? Bilgisayar ve dış dünya denilebilir. Arkadaşlık ve bilgisayar da denilebilir. Arkadaşlık ve bilgisayar dedik arkadaşlar. 145'i bu şekilde tamamladık. 6. etkinliğimize geçiyoruz. 146. sayfada. Naza sürekli bilgisayarla uğraşmasının sakıncalı olduğunu anlatır mısınız demiş. Birazıyla anlatacağız. Arkadaşlar burada diyebiliriz ki arkadaşlarınızı okuyunuz demiş. Sevgili Naz. Sevgili Naz. Sürekli bilgisayarla ilgilenmek, ilgilenmek göz sağlığına sağlığına zarar verir. Duruş bozukluğuna sebep olur. Dış dünya ile dış dünya ile ile tişimi keser, sosyalleşmemizi önler. Sosyalleşmemizi Oyunlar oynamamızı, oynamamızı, insanlarla yüz yüze paylaşım yapmamızı, önler yer kalmadı ben. Ee, Arkadaşlar ben sakıncaları bu şekilde anlattım. Sen de lütfen dış dünyayla bağını koparma gerektiğinde bilgisayarı kullan diyerek ekleme yapabilirsiniz. Bilgi e kutusunu okuyalım. Günümüzde bilgisayardan, cep telefonundan ve internetten çok yararlanıyoruz. Örneğin araştırma yapıyoruz, kodlama öğreniyor, eğitici oyunlar oynayabiliyoruz. İnternetin yararları yanında zararları da vardır. Oyun bağımlılığı yaratabilir zararlı sitelere girip tehlikeli durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle okulda öğretmenlerin, evde büyüklerin denetiminde interneti kullanmalıyız. Biliyor musunuz? Ekran başında fazla zaman geçirmek sağlık açısından da zararlıdır. Bilgisayar ve internet dışında birçok yararlı uğraşlar vardır. Yeteneğimizi keşfetmek için müzik aleti çalabilir, spor ya da resim yapabiliriz. Arkadaşlarımızla oyun bahçelerinde oynayabiliriz. Böylece bilgisayar bağımlısı olmayız. Teknolojiden bilinçli yararlanmalıyız. Etkinliğimi tamamladım. 7. etkinlikte okuduğunuz hikayede geçen soru cümlelerini aşağıya yazınız. Soru 2 cümlelerin içinde ya da sonunda olabilir. Soru 2'ni sözcükten ayrı yazmayı unutmayınız demiş. Arkadaşlar burada baktığımız zaman metinde soru cümleleri bana zaten ifade edilmiş. Onlardan yazabilirim. Tekrardan açarak. Mesela babasının sorduğu sorularda insan bilgisayarı varken eve hapsoldum diye üzülür mü? İnsan iyi büyük bilgisayarı varken eve hapsoldum diye üzülür mü? Bunu söyleyebiliriz. Naz nereye kayboldu? Naz nereye kayboldu? Parka mı gitti? Bunları sormuş. Başka baktığımızda arkadaşlar metni açalım daha iyi görün. Burada diyor ki ben niye gelmiyorum? Ya da farklı sorduğu sorulardan Bilgisayarda oyun yok muydu? Ben niye gelmiyorum dedi. Daha sonrasında burada arkadaşlarıyla bilgisayarda konuş konuşulmuyor mu? muydu. Ya da baktığımda kiminle konuşuyorsun? Solmazı anımsıyor musun? Bunları yazabiliriz. Hemen birkaç cümle daha yazalım. Solmazı anımsıyor musun Arkadaşlar altını çizdiğimiz cümleleri yazabilirsiniz. Birkaç tane ben örnek olarak yazdım. mı, mi, mu, mü soru ekleri, ayrı yazılır ya da mısın, misin, musun, müsün gibi. Bunları da söyleyebiliriz 7. etkinliğimizde. Bir sonraki videomuzda tekerleğin icadı isimli metni okuyup soruları yanıtlayacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim Instagram sayfamızı ilk öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.